Arkadaşlar birazdan geliyorum, tamam? Ben bu kadar stres altında çalışamam. Emekliliğimi isteyeceğim. Panik atak hastasıyım ben ya. O kadar çok istiyorsa parayı bastırır, ambulansı diker kapının önüne. Can güvenliğim yok ya benim burada. Gözünü hırs bürümüş ya. Hayır, %10 ortak olmasam ben bu gidişe bir dur derdim ama... Stresten her yerimde sivilce çıkacak. Ya 400 sayfalık dergi bu ekiple çıkarılır mı canım? Kızlar! Öğle yemeğine çıkan? Çok işimiz var Şahika. Aa! Tafra mı yapıyor bu bana ya şimdi kendi çapında? Hayır Şahika, Saadettin Bey delirmiş durumda. 400 sayfalık dergi yapıyoruz ve... Mola bitti, buyurun arkadaşlar. Evet, herkes işinin başına. Vaktimiz az. Sektörün lideri olmalıyız arkadaşlar. Vaktimiz kalmadı. Haydi. Tempo, tempo, tempo. Şaykocuğum ne haber, nasılsın? Bir şey hissedin. Ya yemeğe yalnız mı çıkacağım ben şimdi ya? Son bir hafta arkadaş. Piyasanın lideri olmamıza tam bir hafta var. 400 sayfa bu, 400 sayfa. Dergimizi basın tarihine altına haberle yazdırıyoruz. Bu bir ekip işi. Vazgeçmek yok. En iyi biziz. Şampiyon biz olacağız arkadaşlar. Biz olacağız. ...15 dakika yemek molası. Sonra geliyorum. ...15 dakika yemek arası olur mu ya? Ben işte ayarlayacağım vallahi. Madende çalışırım, şartlar daha hafif. Resim seçmekten gözlerim pörtledi. Sonra bu tempoya dayanamıyorum artık. Emekliliğimi isteyip kırsal bir alana yerleşeceğim. Ya da evlenip evimin erkeği olabilirim. Belki, maybe. Ben bu işte hiç zevk almıyorum artık ya. Evet ya. Her şey görev gibi ya. Hiç eğlencesi kalmadı ki bunun. Aynı evlilik gibi. Arkadaşlar hadi çene çalmayın da yiyin ya. 10 dakikamız kaldı canım. Dayanalım arkadaşlar. Bir hafta sonra bitiyor. Burhan abi. Burhan abi. Burhan abi uyumayın. Yemek yemek için başka aranız olmayacak. Bunu iyi değerlendirin. Çok yorgunum yerim. Çok. 2 günde 2 kilo vermişim. Siz devam edin. Beni bırakın. Siz devam edin. İlerleyin. İlerleyin. Günaydın. Kız Fatoş, sen aniden çökmüşsün be. Çalışmaktandır. 400 sayfanın sadece 100 sayfası hazır ve ben... çok gerginim. Aman boş ver ya. Gerildikçe daha genç gösterirsin. Şahika, seninle laf yarıştırmayı çok isterdim ama kusura bakma. Aa, hiç
hiç eğlencesi kalmamış buranın ya. Şaşırdım. Yavrum beni ayağına çağırdığına göre inşallah çok heyecanlı bir dedikodun vardır. Siz Sacit'le çıkıyor musunuz? Ne? Sacit öyle demiş. Kime demiş, ne zaman demiş ya, tam olarak ne demiş? Şimdi sabah ben çıkarken babam söyledi, bir ilişki yaşıyoruz. Hatta demiş... Evet arkadaşlar, molamız bitti, çalışalım lütfen. Kusura bakmayın, yoksa dergi yetişmeyecek. Yaşıyoruz. Hatta çok ciddi yerlere de gidebilir falan gibi laflar etmiş. Babam da buna demiş ki... Aslı Hanım, sohbetimizi mesai saati dışında yapsak diyorum ha. Bu ay telaşımız var biliyorsunuz. Daha ortada röportajlarınızın yarısı yok maalesef. Tamam Saadettin Bey. Ya başka ne demiş? Kızım bak dalga geçmiyorsun değil mi? Ölümü gör. Benim çok işim var, çalışmam lazım. Saadettin amca, Aslı ile bir yarım saat bir şey konuşsam. Yavrum, burası kafe değil. Aslı meşgul, görmüyor musun? Tamam, ortak oldun ama bu işleri de biz biliyoruz ha. Bize bırak. Arkadaşlar, yarım saat sonra durum raporu istiyorum. Toplantı yapalım. Yalnız ama ya. Bu uyuyor mu ya? Burhan! Burhan, görev hazırım efendim. En kritik sayımızda şekerleme mi yapıyorsun ya? Git akşam olduğu zaman evinde uyu kardeşim. Ha? Babanın işi mi burası? Sen gevşe kızım, senin babanın işi. Böyle olsun diye almadım ben bu dergiyi ya. Ay arkadaşlar nasıl yetişecek? Daha 180 sayfa var. Kız Fatoş, sana özel hayatımla ilgili dedikodular yapmak istiyorum bir ara. Şahika, gelecek haftayı bekleyeceksin. Kusura bakma. Ya. Aslı, yemeğe çıkalım mı? Çok işim var Şahika. Arkadaşlar, keyifler yerinde mi? Çok. Bittik Saadettin amca. Vallahi bittik canım. Müsaadeniz olursa ben bir süreliğine peynir fabrikama geri dönmek istiyorum. Eskiden buralar çok keyifliydi ya o. Ama bu ay çok pranga mahkumu gördüm sizi canım. Gelecek ay aranıza dönerim. Ne oluyor ki gelecek ay? Gelecek ay eski tempomuza döneceğiz ya. Kim demiş onu? Nasıl yani? Dergi hep 400 sayfa çıkmayacak herhalde. Yasa kadar böyle devam edelim diyorum. Hem liderliği de kaptırmamış oluruz. Ek eleman alınacak mı? Yok. Zam? Bu genç arkadaş da aklını zamla bozmuş galiba. Ama Saadettin amcacığım, şimdi mantıkken yani insanlara daha fazla sorumluluk verdiğiniz zaman ona göre de ücretlerin belli... Canım, sen o güzel kafanı böyle şeylere yorma, değil mi? Buran odasında mı? Yetti ama ya, Burhan! 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 Saadettin Bey'in şu anda görevi hazırım. O kadar enerjim ki her yere koşarım şu anda. Burhan Bey. Anlaşıldı. Sen bu işi kıvıramayacaksın. Bana cıva gibi adamlar lazım, anladın mı? Derhal eşyalarını topla ve akşamüstü git tazminatını al. Gözüm görmesin seni. Evet. Hiç mi düşünmeyin arkadaşlar? Ağlayınca çirkin oluyor bebeğim. Çalışın. Çalışın, çalışın, çalışın arkadaşlar. İlk defa iştahım kaçtı. Şaşırdım. Ma.
Nasıl olsa iş bulursun Burhan abi. Sen likit adamsın ya. Sağ ol Tanrı Vecdi. Var ol. Sağ ol. Vahşi kapitalizmin bir kurbanı daha. Arkadaşlar, Burhan gidiyor diye yas havasına bürünmeyin. İş devam ediyor. Sohbete vakit yok. Ben onun iznini sizden almak istedim babacığım. Terbiyesizlik olmaz değil mi? İş çünkü bu. Tamam, teşekkür ederim babacığım. Hürmetler ederim. Burhan, toplama eşyalarını bebeğim. Kalıyorsun, buradasın. Efendim? Ne demek bu Şahika? Saadettin amcacığım, bundan sonra dergi her zaman olduğu gibi 200 sayfa çıkacak. 400 çıkacağı zaman ek eleman alacağız. Burhan da idare müdürlüğüne devam ediyor. Kim diyor bunu Şahika? Ben diyorum. Ne zamandan beri burada kararları sen veriyorsun Şahika? Derginin %50'sini aldığımdan beri. Bana bak canım. Bacak kadar boyunda bana iş öğretme. Sen en iyisi alışverişe falan git ha. Sen Saadettin yere bakan. Ben Şahika Koçarslan diye akıl mı veriyorsun? Bu dergi benim bebeğim ya. Koca göbeğinle benim lafımın üstüne laf mı söylüyorsun sen? Çüş! Ya senin karşında Türkiye'nin 14. zengini duruyor Saadettin. Ben seni, senin dergini, senin holdingini, holdinginin bulunduğu mahalleyi satın alırım be. Sonradan görme. Kart zampara. Saçaklı. Pinti. Aa! Kalitemi bozdurttun yine bana be. Ya salon kadını çizgimden kayıverdim birdenbire. Burhan'ım sen yerleş odana bebeğim. Tamam efendim. Her zaman yanınızdayım. Bunu lütfen unutmayın. Senin sırtın yere kesinlikle gelmez oğlum. Bir durdun sen ya. Senin paran zatrike mi? Evet. Zünk. Ah! Ay, aman sen de hemen bozulma be. İş başka, dostluk başka. Feryal teyzeme selamlar. Ya bunu söyleyeceğimi hiç tahmin etmezdim ama. Ya seni seviyorum Şahika. Ah bindi. Of nasıl ayarttım kızı. Of nasıl bir tipsem. Karşılıklı bir aşk bu. Makbil. Bir an o geldi aklıma nasıl üzüldüm. Ah zavallı Makbil. Senin sırtın yere gelmez oğlum. Bir de bir şey geldi ya. Makbil. Sil miydin? Kız ayarttım ama değişik renkli bir dünyam var. Bessiz yapamadı ya o. Değil mi ya o? O kim ya o? Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.